Galatasaray'ımız 30. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'yla karşı karşıya gelecek. Bizler de her maç günü olduğu gibi kameraman arkadaşım Sedat Kutluay'la birlikte taraftarlarımızın maç atmosferini sizlerle paylaşmaya başlıyoruz. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor takımımız. Bugün de Kasımpaşa deplasmanındayız. Neler söylersin? Tribünden takımı destekleyeceksiniz. Biz de bugün ben de ilk defa deplasman tribündeyim. Maçı genel olarak değerlendireceğimiz zaman aslında Kasımpaşa her ne kadar kolay bir rakip görünse de bence önce inanarak başlayacağız tabii ki de bu yolculuğa. Daha sonrasında da galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. Bir skor tahmini var mı? 3-1. Yani Allah'ın izniyle inşallah alacağız. Sağ dışı oyunlara bakmayıp oynanan oyunların hepsini yıkacağız. Yine bu sene şampiyon olup şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Takımımızdan umutluyuz. Hocamızdan umutluyuz. Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Bekliyoruz şanlı Galatasaray. Bundan büyük gurur yok. Kim oldu olma kadar. Sevgimiz hiç bitmeye. Bunca cefa çekiyoruz, sonunda da güleceğiz. Fakat güldürse de, öldürse de, ağlatsa da biz Galatasaray için her yerde canla başlayacağız. Kesinlikle öyle. Skor tahmini var mı? Okan Burak'a güveniyoruz, takımımıza güveniyoruz. Bu yolun sonu şampiyonluk. Sen çok yaşa, canım feda olsun sana. Hiçbir şeye değişmez, seni sevdim bu dünyada. Zor deplasman ama takımımıza her yerde güveniyoruz. İnşallah 25. şampiyonluğumuzu alacağız. Bugün de Icardi'den gol bekliyoruz. Yolun sonu yine şampiyonluk. 25'e hazırlanmaya başladık biz. Hani hakem hataları falan bizi artık etkilemiyor. Yolun sonu şampiyonluğa doğru gidiyor. Çok önemli bir maç bu bizim için. Galatasaray'ın şampi diyebileceğimiz bir maç. Takımımızı desteklemeye geldik yine deplasmana. Her zaman takımımızın yanındayız. Buradan da güzel bir galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum ben. Kasımpaşa'nın kapanacağını zannetmiyorum. Açık oynayacak. Bu da bizim işimize gelecek. Gollü bir maç bekliyorum. Vallahi biz İzmir'den geldik. Buraya yarın okulumuz var. Ama hani Galatasaray bizim için her şeyden önemli. O yüzden takımımızı 90 dakika boyunca destekleyeceğiz. İnşallah galibiyet alacağız. Ben buradan babama söylemek istiyorum. Yarın devamsızlık hakkım, benim devamsızlık hakkım bitti. Yarın gitmezsem sınıfta kalıyorum ama bu maç için kalkıp gelirim buraya. Ama tabii yarın gideceksin. Yarın okula gideceğim baba. Bizim için ligin kaderini belirleyecek maç olarak düşünüyorum. 3-1 kazanırız diye düşünüyorum. Samiyen de burada her zaman arkasındayız. Şampiyonluk geliyor, yakındır. Yakın meşaleleri diyoruz. Kalan maçlarda ben en önemli maçımızın bu olduğunu düşünüyorum. Herkes Trabzonspor Fenerbahçe maçından bahsediyor fakat ben asla onu düşünmüyorum. Takımımıza çok fazla güveniyorum. Burayı atlatırsak bence yolu yarılamış oluyoruz. En önemli maçımız kalan Fenerbahçe maçı dahil bu maç bence. Kasımpaşa deplasmanı, takımımız deplasmanı, sizler de Nevizade'desiniz. Şöyle bir şey var, senelerden beri Kasımpaşa deplasmanına 1000 kişi gidiyoruz. Ama Fenerbahçe'nin İstanbul, Pendik, Kasımpaşa maçlarına %60 kontenjan. Bu maçta da Fenerbahçe kombinesi olanlar çok rahat girebiliyorlar. Ama biz buna rağmen ya eze eze şampiyon olacağız. Her zaman takımın yanındasın her ve hiç deplasman fark etmiyor. Bugün de Nevizade'nin atmosferi. Fark etmez, her zaman takımımızın yanınızdayız çok şükür. Seviyoruz, sevdiğimiz için yanındayız. İnanıyoruz Okan hocamıza, takımımıza, gücümüze. Her şey inat arkasında duruşumuza. Biz sağ içi, sağ dışı savaşmaya alışık bir takımız. Bugün de Okan Hoca'nın güzel taktikleri ve futbolcularımızla
güzel puanlar alacağız ve devam edeceğiz yolumuza. Yani hepimizin baş tacı. Sonuna kadar her zaman Galatasaray dedik. Nevzade değil zaten. Hepimizin baş yeri. Bu sene de şampiyon olacağımız için her zaman dimdik, her zaman her yerde cimbom diyoruz. Ya bence 3-1 alırız. Gol beklediğiniz isimler var mı? Icardi, Torreira, Barış Alper. Ben Kerem'den bir gol bekliyorum. Icardi atarsa? Atar ya, atır artık. Galibiyetten daha önemli olur benim işim. Atır artık. Icardi! Epic cimbom! Yani ben şampiyon olacağımıza inanıyorum zaten. Bu da kolay bir deplasman. Daha zorlarını atlattık. O yüzden bugün de alabileceğimiz en yüksek puanı alıp şampiyonluğumuzu garantileyeceğimize inanıyorum. Bence bugün 3-1 Galatasaray kazanacak. Umarım güzel bir galibiyet olur. Kazanan biz oluruz. Şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan diye düşünüyorum ben. Bizim için her zamanki gibi en kolay. Yine bu. Bize uzak değil, yakın. Mekan bizim mekan. Her türlü alacağız bu maçı. Kaçarı yok. Biz Galatasaraylı olarak sosyal medyada görüyoruz, gerek taraftar gruplarının röportajlarında görüyoruz, spor programlarında görüyoruz. Hep şu, Galatasaray anı yaşıyor, hep itici bir güç son dakikaya kadar. Bana sorduklarında 56 yaşına geldim, bu yaşıma kadar hep Galatasaray yaşadım. Çocuklarımıza, ailemize, örf, adet, geleneklerimizi anlatıyorum. Hep Galatasaray hesaplarını açtığınızda ilk konsantrasyon çıkar. Bizde konsantrasyon bir maç bittiğinde ikinci maçın, bir sonraki maçın konsantrasyonu başlar. Bu ne demek? Bu çok büyük bir itici güç demek. Takımımızı karşılıksız, kayıtsız, şartsız sevmek, anlatamıyorum, gönül vermek. O yüzden Galatasaray'ımızın başarılı olması için ve en üç noktalara, en yüksek noktalara taşıyabilmek için biz anı sonsuza dek coşkuyla yaşıyoruz, sevinçle yaşıyoruz ve kayıtsız, şartsız, karşılıksız yaşıyoruz. Her şeyimiz Galatasaray. O yüzden bizim başarımız tamamen Galatasaraylımıza ve Galatasaray örf, adet, geleneklerine, ananelerine bağlı kalmakla başlar. Ve böyle de devam edecek inşallah. Bizden sonraki nesillere de aynı şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Bütün Galatasaray'a, bütün Galatasaraylılara başarılar diliyorum. Hedefimiz yıllardan beri hiç değişmez. Havalar güzel olmaya başladı. Mayıslar gelmeye başladı. O yüzden çok rahatız. Bugün de final olacağını düşünüyorum. Biz Kasımpaşa'yı diğer rakiplerimize puan kaybeder. Bir ay sonra burada turumuza başlarız. Mayıslar bizimdir. Her zaman Galatasaray. Güzel maç olacak. Ziyeç'ten iyi bir performans bekliyorum. Hedef 24 diyoruz. Galatasaraylıyız. Şampiyon olacağız inşallah. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Takımımız çok iyi oynadı. Tabii ki kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Efsane bir maçtı. Kıran karana geçen bir maçtı. Icardi'yi tebrik etmek istiyorum. Çok güzel gol attı. Vinicius'a da zaten Icardi asisti yaptı. Çok güzel maçtı. Çok teşekkür ederim. Biz de İzmir'den geldik. Nevizade'yi görelim, Galatasaray'ın semtini görelim diye. Canımdan can gitti adeta. Ama enerjimi hep yüksek tuttum. İnancım her zaman vardı. Galatasaray. Zor maçları Galatasaray her zaman kazanır. İşte artık buradan sonra kaybetmeyiz. Galatasaray kaybetmez. Bu saatten sonra kaybetmeyeceğiz inşallah, şampiyonuz. Bu maçta 10 sene daha yaşlandım. Ben böyle bir maç görmedim. Ama şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Çok büyük Galatasaray. Galatasaray'ımız deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Bizler de gün boyunca taraftarımızın maç coşkusunu sizlerle paylaştık. Başka bir maç gününde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.